şeddeli bağlantı ihtimallerini okumaya devam ediyoruz. İnce bir harften kalın bir harfe şeddeli bağlantı ihtimallerini okuyorum. Seltto, seltui, seltu, sutto, sutui, siltu, sutto, siltto, siltui. Bu bölümü okurken setto şeklinde önce ince bir bağlantı yapıp sonra kalına çıkmak tarzında bir hataya düşmeyelim. Setto dersek do harfindeki şeddeyi açtığımızda malumunuz iki tane do harfi ortaya çıkıyor. Birincisi sakin, ikincisi harekesi neyse o. Şimdi setto şeklinde ince bağlayarak okuduğumuzda o şeddeyi açtıktan sonra sakin olarak önümüze çıkan birinci do harfini del harfine döndürmüş oluyoruz. Hata burada. Setto değil, set şeklinde hemen ıtbak ve istilasını belirtmek suretiyle kalın bağlamamız gerekiyor. Setto doğrusu bu. Yoksa set önce bu dele bağladın, sonra do diye kalına çıktın. Yok. Bu hatalı. Setto doğrusu. Setti, setto şeklinde. Bir de do harfinin kalınlığı sine sirayet etmeyecek. Setto olmayacak. O ayrı bir ihtimal. Onu da sonra okuyacağız. Şimdi bir daha dikkatinizi çekiyorum. Setto, setto şeklindeki okuyuş doğru. Aynı harfleri tersinden okuyorum. Önce do harfi var, sonrasında da sin harfine bağlıyorum şeddeli olarak. Dosse doğrusu bu. Yoksa dosse şeklinde birinci sin harfi sat harfine dönüşmeyecek. Bu hatalı bir okuyuş. Dosse değil, dosse. Her ikisi de hem birinci sakin sin harfi hem de ikinci fethalı sin harfi ikisi de ince olacak. Dosse doğrusu bu. Şimdi bu doğruyu bulduktan sonra diğer ihtimalleriyle beraber okuyorum. Dosse, dosi, dosu, dosse, dosi, dosu, dosu, dosse, dosi. Şimdi başka iki harfi şeddeli olarak okuyorum. Birincisi mim, ince harf. İkincisi sad, kalın harf. Messo, doğrusu bu. Yoksa massa diye mimi kalın okumak yok. Bir, messe diye sadı inceltip sine çevirmek yok. Bu da iki. İnceyi ince, kalını kalın olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Messo, messi, messu, müsso, müssi, müssu, müssu, müsso, müssi. Şimdi aynı harfleri sırasını değiştirerek telaffuz ediyorum. Baş tarafa kalın olan sad harfini aldık. Sonra şeddeli olarak ince olan mim harfine bağlıyorum. Somme değil, som, som. Zaten cezimli okumada bunun hazırlığını yapmıştım. Yani birinci hece hazır. Sonra harekeli olarak bir mim daha ekliyorum. Me, ikisini beraber bir araya getiriyoruz. Somme. Şeddeli olarak okuyorum duraklamadan. Somme.
şeklinde doğrusunu buluyorum. Mim harfinde gunne sıfatı olduğu için teşdit mal gunne, yani gunneli bir şeddeleme olduğundan bir harften çok, iki harften az miktarda şeddeli harfimiz olan mimin üzerinde oyalanmam icap ediyor. Totalde toplamda 1,5 elif miktarı kadar. Somme. Sammi. Sammu. Summe. Summi. Simmu. Summu. Simme. Simmi. Şimdi kalın bir harften kalın bir harfe şeddeli bağlantı ihtimallerini okuyorum. İkişer tane harfimizi misali olarak seçmişiz. Birinci harfimiz önce sad, sonra to. Satto. Sattı. Sattu. Sutto. Sutti. Sittu. Sutto. Sitto. Sitti. Şimdi tersine çeviriyorum. Diğer ihtimalleri okuyorum. Tossa. Tossi. Tossu. Tussa. Tussi. Tussu. Tussu. Tussa. Tussi. Kalından kalınla şeddeli bağlantıda diğer ikilimiz kaf ve ta harfi. Katta. Kattı. Kattu. Kutta. Kuttı. Kittu. Kuttu. Kitta. Kittı. Kalın bir harften kalın bir harfe bağlantı ihtimallerimizden ha ve sad harfleri. Hassa, hassi, hassu. Hussa, hussi, hissu. Hussu, hissa. Hissi. Ra harfinin şeddeli okunuşuyla ilgili misalleri önceki sayfamızda okumuştuk. Ancak yine önemine binaen burada da tekrar üzerinde duruyoruz ve ince harften ra harfine, ra harfinden ince bir harfe, kalın bir harften ra harfine, ra harfinden de kalın bir harfe şeddeli bağlantı örneklerini ihtimalleriyle okuyorum. Şerra, şerri, şerru. Şurra, şürri, şirru. Şurru, şirra, şirri. Şimdi tersinden okuyorum. Raşe, raşi, raşu. Ruşe, ruşi, rişu. Ruşu, rişe, rişi. Şimdi kalın bir harften ra harfine. Harra, harri, harru. Hurra, hurri, hirru. Hurru, hirra,
hayri. Şimdi ra harfinden kalın bir harfe. Rassa, rassi, rassu, russa, russi, rissu, russu, lissa, lissi.